Her zamanki gibi göz kamaştırıyorsunuz. Buyurun gidelim. Bize hala söylemeyecek misiniz? Söyledim ya. Sürpriz. Size vaziyeti bizzat kendim anlatmak istedim. Çünkü hakkımda yanlış düşünmenizi falan istemiyorum. Size yaptığım teklifte samimiydim. Bana inanın. Bana inanın. O vakit hiçbir şeyden haberim yoktu. O zamanlar ben de dolandırıldığımı bilmiyordum. Ben de en az sizin kadar mağdurum. Esrah mıymış yani? Buralara banga el mi koymuş? Esrahmış. Şimdi ne olacak peki? Sen onu deyiver bize hanım. Toprak başkasına satılacak. Ama size söz veriyorum. Toprakların yeni sahibi belli olur olmaz onunla konuşacağım. Sizi mağdur etmemek için elimden geleni yapacağım. Size söz veriyorum. Düzeninizin bozulmamasını sağlayacağım. Ekrem, niçin buraya geldik? Şimdi anlayacaksınız. Buyurun. Köyünüzün bulunduğu bu arazi bana ait. Size mi ait? Evet Serap Hanım. Karahasan arazisinin tamamını bankadan satın aldım. Bundan böyle bu arazide çeltik ekilecek. Köyü derhal boşaltmanızı istiyorum. Bakalı. Haberiniz var mı? Çeltik komisyonu bugün toplanıyormuş ha. İnşallah görecek gününü. O Ehrem denen adam. İşimiz komisyona değil. Allah'a kalmış ağalar. Ya kardeşim, bu ülkede hak hukuk yok mu? Elbet biri de bizi düşünür ya. Ha? O iş hiç belli olmaz. Adalet dediğinde zenginin değil mi sanki? Orası öyle. Doğru diyor. Maruzatımı anladınız herhalde. Tabii Ekrem Bey. Siz hiç merak etmeyin. Kraki üzerinde yapacağımız ufak bir tahsihle izin almanızı kolaylıkla sağlayabiliriz. İyi öyleyse, güzel. Kuruldan sonraki iyi haberlerinizi bekliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Lakin Ekrem Bey, ruhsatı alsanız bile Karahasan'daki köylülerle baş etmeniz epey zor olacak. Siz işin o yanını hiç merak etmeyin. İnsanları idare etme konusunda epey tecrübeliyim.
Peki. Size iyi günler. İyi günler. Teşekkür ederim. Tarlalara çeltik ekmek için gerekli ruhsat. İsteyen benimle çalışır, burada kalır. İstemeyen gider. Sıtmadan öldüreceksin mi sen bizi bey? Buraları her yeri su basacak. Bataklık olacak buralar. Tedbir alırsanız hiçbir şey olmaz. Çeltik ekersiniz, ihya olursunuz. Ücretiniz de dolgun olur. Zaten benim tarlaları düzeltmek için insana ihtiyacım var. Başkasına niye verirsiniz rızkınızı? Sen bize kendi mezarınızı mı kazın diyorsun yani? Dikleşmenin alemi yok. Eğer istersen burada kalır çalışırsın. İstemezsen defolup gidersin. Sizin yerinizde olmak için can atan kaç kişi var Çukurova'da sen biliyor musun? Sen kendini ne zannediyorsun bey? Dağdan gelip bağdakini mi kovacaksın? Yılmaz. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor dedim Yılmaz. Aha. Herifin oğlu ruhsatını da almış. Elindeki ruhsatta usulsüzlük olduğu aşikar. Hele biraz bekleyelim. Bizi çiğneyip giremez ya topraklara. İyi diyorsun da Kemal kardeş. Adam belli ki kuvvetli. Nasıl baş edecek biz onunla? Nasılım var kardeş? Onun anladığı dilden konuşacağız. Gerekirse kafasını kıracağız. Yılmaz, yanlış konuşuyorsun. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Haklıken haksız konuma düşmeyelim. Valla kardeşim, bana soracak olursanız adamla anlaşalım derim. Hem tedbir alacağını da söylüyor. Ya Çukurova'da bir tek burada ekilecek değil ya bu pirinç. Ya sen ne diyorsun Allah'ını seversen muhtar ya? Bir git Allah'ını seversen. Ben Haydar emmiye katılıyorum. Evimizden bahçemizden sürüleceğimize az sıkalım dişimizi. Çalışalım, böylesi daha iyi. Ne var?
Konuşmaya geldim. Bak Ekrem Bey, buralara yabancı olduğunu aşikar. Topraktan, çeltikten anlamadığım besbelli. Daha önce de senin gibi usulsüz yere ruhsat alıp çeltik ekenler oldu. Ama sonu kötü bitti. Çocuklar sıtmadan öldü. Karnı burnunda kadınlar çocuklarını ölü doğurdular. Hastalık bütün köye yayıldı. Onlar pirinç ekmeği akıl etmeden evvel bu topraklar çöl gibiydi, bataklıktı. Çukurova'da çeltik ekim başladıktan sonra insanlar zenginleşti. Hayatlarında pirinç görmemiş insanların şimdi karnı tok. Hastalık mastalıkla milletin kafasını bulandırmayın. O ruhsatı nasıl aldım bilmiyorum ama sana mani olacağım. Öyle mi? Nasıl olacaksın? Mahkemeye gideceğim. Komisyonun kararına itiraz etme hakkımız var. Âlâ. Bence de. Mahkemenin böyle bir şeye karar vermesi, ki karar verirse aylar sürer. Bu arada komisyonun kararı geçerli olur. Bence direnmek yerine siz bir an önce çalışmaya başlasanız hepiniz için daha hayırlı olur. Kemal Bey. Bu iş asla olmayacak Ekrem Bey. Seni uyarıyorum. Yol yakınken vazgeç bu işten. Bizimle baş edemezsin. Göreceğiz. Kim kimle baş edemeyecek? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.